Ne diyeceğim? Yıldız Bursalılar gecesi yapalım diyor yarın akşam. Ne diyorsun? Yıldız. Hı. Aa, ne olmuş? Başına saksı falan mı düşmüş? Ay bilmiyorum başına ne düştü artık. Hem ben böyle Zeki Müren konseptli olsun falan diyorum. Ne dersin? Ha müzikli falan. Hı. E olur. Uyar bana, yapalım. Tamam. Hem biz bize olacağız zaten ya. Öyle kalabalık da olmaz. Tamam. Hı. Kız. Hı. Dündar'ı da çağıracağım mı? İrem saçmalama ya. Ne Dündar'ı? Ya ne var ya? Tamam kır omuru ama hoş herif bence. Hem seni de çok beğeniyor. Ay İrem konuşma saçma sapan. Dündar'ı Mündar'ı çağırmayacağım tabii ki. Yalan mı söyleyeyim? Öyle melül melül yazık. Kuzu gibi bakıyor sana. Yazık adama be. Hı, kuzu. Kuzu görmesek Dündar'ı da kuzu sanacağız. Ay ben beğeniyorum. Lan bu Emir de gelmedi gitti hala. Elbet gelir abi. Nereye gidecek ki? Dur, geliyorum ben. Aa! Kurban Bey? Zeynep Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bunları abim gönderdi. Size hem teşekkürlerini hem de özürlerini iletti. Ha. Oldu, tamam. Ben alayım onu. Ben buldum şöyle. Buyurun. Ben onu ararım. Arar mısınız? Takribi ne zaman ararsınız mesela? Yani misafirim var, gidince ararım. Oldu. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. Kapıyı da çekerseniz. Bu ne ya? Zeyno. Başımız sağ olsun. Kim öldü? Ay ben öldüm herhalde. Bilmiyorum. Aa gel gel getir. Çekil. Çekil önümden. Kız. Nereye koyacağım bunu ben? Koy şuraya koy. Ay. Ay çelen kalmış. İnanamıyorum. Kız tatlı adam be. Ay saçmalama. Bu ne? Ay ne var? En azından uğraşıyor, çabalıyor senin için. Evet. İyi. Kır o. Karnım acıktı biraz, böyle bir şeyler hazırlayayım mı bize? Acıktın. Hı. Yok hazırlama sen. Niye? Çünkü ben akşam bir yere davetliyim. Aa nereye? Uf, sabahtan beri söyleyeceğim şey yapamadım, söyleyemedim. Çekindim de biraz. Ne oldu be? Kötü bir şey mi? Yani. Alihan akşam kendi evine bizi yemeğe çağırıyor Hakan'la. Oraya gideceğiz. Ay İrem neyse tamam, hiç konuşmayalım bunu, olur mu? Ayrıca yani Hakan Alihan'ın çok yakın arkadaşı. Tabii ki görüşeceksiniz mecburen. Benden izin almana gerek yok böyle bir şey için. Ya zaten o antipatik kadınla böyle karşılaşacağım, oturmak zorunda kalacağım falan. Ay hiç istemiyorum yani. Ay böyle şeyler içinde kalmak da hiç haz etmediğim şeyler ama ne yapayım, gideceğim mecbur. Tamam, tamam ben biliyorum seni. Hadi siz gidin yemeğinizi yiyin orada bir güzel. Hem Hakan'ın da gönlü olsun, ne yapalım? Bozulmuyorsun değil mi bak? Ha? Ya hayır saçmalama, bozulmuyorum. Sonra böyle arkamdan nankör falan demeyeceksin değil mi? Ya konuşmaya devam edersen ben de söylenmeye başlayacağım artık. Tamam tamam. Allah'tan kolay ikna oluyorum. Gel. Teşekkür ederim. Canım kusur. Sağ ol. Oğlum bu nasıl kebap? Buz gibi getirmişsiniz. Hayır bu ne? Bunu mu yiyeceğim lan ben? Dürüm desen... Dürümden başka... Her şeye benziyor. Hayır yani illa gelelim biz orada mı yiyelim? İş yerimizde ağız tadıyla keyif yapamayalım mı? O zaman niye karşıdan karşıya servis yapıyorsunuz? Bu nasıl soğuyor oğlum? Abi kırmızıya takıldım. O zaman yeşil yanana kadar içeride bekle. Haklısın abi, kusura bakma. Bir daha olmaz. Anladım ben seni. Anladım abi. Sizin personelin favori lafı herhalde bu, anladım. Herkes anladım diyor ama... Ne hikmettir, kimse anlamıyor. Kimse anlamayınca da bende sinir yapıyor. O zaman da sizin yapamadığınız işi ben yapıyorum. Allah aşkına şunun bir tadına bak. Bu yenir mi oğlum? Bu yenir mi lan? Abim, çiçekleri verdim Zeynep Hanım'a. Beğendi mi? Aa, bayıldı.
İyi bari iyi. Allah aşkına şuna bak ya. Buz gibi böyle dürüm mü olur? İlla bunlara biz öğreteceğiz. Dürüm nasıl yapılır? Bak oğlum. Gidersin bunu patronuna anlatırsın. Pideyi koyduktan sonra önce etten önce bunun garnitürden yatağını yapacaksın. Anladın? Sonra et. Abi. Yalnız benim bir şey dikkatimi çekti. Zeynep Hanım'ın kapısının önünde iki kılıksız herif vardı. Oğlum sen git, ben sonra senin patronunu arayacağım. Hadi. Zeynep Hanım'la bir ilgisi yoktur onların. Onun yok zaten. Arkadaşı Emir'i arıyorlardı. Allah Allah. O da iyi bir çocuğa benziyordu ama bir işe falan mı bulaştı acaba? Ne diyorsun? Ben ilgileneyim mi? Bir bak bakalım kiminmiş bunlar. Ama dikkatli ol ya, kendini çok gösterme. Sen merak etme. Ben bakarak olurum. Bir yerde bir ıslak mendil olacak. Şuradan bir ıslak. Oğlum önce telefonu aç, kadın kapıyı açacak. Hadi aç şunu hemen. Alo. İyi akşamlar Zeynep Hanım. Ah Dündar Bey, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim, teşekkür ederim. Ben çiçeklerinizi aldım. Çok teşekkür ederim. Ama zahmet etmeseydiniz keşke. Ne demek? Ben hani hem o yemek için teşekkür etmek mahiyetinde hem de eğer o gecenin sonunda sizi kırdıysam... Yok tamam, hiç sorun değil, önemli değil. Ama yani böyle her şeyde kocaman çiçekler göndermenize gerek yok. Oğlum döveceğim şimdi seni ha! Abi elinden kayıyor. Kıracağım elini! Alo Dündar Bey? Bana mı dediniz? Zeynep Hanım, size demedim. Burada bir mahlukat var. Benim ayarlarımı bozuyor da. Ha, oldu o zaman. Size kolay gelsin. İyi akşamlar. Size de. Bu da ruh hastası. Yani etrafında bir tane düzgün bir insan yok. Senin vereceğin ıslak mendile. Ben ne yapayım abi? Git, gözüm görmesin seni. Hadi git. Sana bir şey diyeyim mi? Eğlenceli geceydi ya. Çok, vallahi çok. Yalnız ben o Kemal'e asılan kızı anlamadım. Yani böyle görevli gibi geldi, asıldı gitti. Ben de anlamadım onu da. Sana bir şey diyeyim mi? Ondan hiçbir şey çıkmaz. Yok. Şişt, bana bak. Ha. Senin bu alacaklıların da ayağı kesildi, farkında mısın ha? Hacı, bence bunlar baktı. Ben sersefilim, acıdılar. Zaman verdiler. Yine yırttık ha. Kıstız, yırttık. Lan. Ya ben telefonu unutmuşum ya. Bir alayım geleyim, sen yürü. Ben tamam, yetişirim sana. Tamam, hadi, hadi. Abi. Abi biz konuştuk. Canım, git dedik uçmuş ya. Hayırsız kızım. Acıktın mı sen bakayım ha? Al bakalım mama vakti. Alo kurban. Abi Emir'i paket ettiler. Ne demek paket ettiler lan? Evden çıktığında iki adam derdest etti. Belliydi. Neredesin sen şimdi? Merak etme abi, ben peşlerindeyim. Tamam, gittiğin yeri bana konum at. Ben de geliyorum. Atıyorum abi. Abicim, tamam. Yürüyorum zaten. Ya bak, beni iki dakika bırak. Alayım geleyim hemen. Hiç gerek yok vallahi bak ya. Abicim ne gerek var ipe falan ya? Vallahi bak. Ya ben ayarlıyordum, siz al. Abi hiç gerek. Abi. Ya. Sana verdiğim süreyi bayağı bir geçmişsin. Bakıyorum ödemek için bir çaba da sarf etmiyorsun. Öyle geniş takılıyorsun ha? Abicim ben tam buluyordum parayı, sabah arkadaşlar aldı ya. Yemin ediyorum. Kes!
Şimdi burada bir temiz dayağını yiyeceksin. Ondan sonra o çalıştığın plazadaki patronunu arayacaksın. Ondan para alacaksın, anladın mı beni? Abi tamam isterim de gerçekten hiç dayağa falan gerek yok ya. Abi bak, bak hiç... Teşekkür ederim İbrahim Bey. Rica ederim. Zeyno, Emir'i gördün mü? Aa, hayret. Sen niye bana Emir soruyorsun? Misketlerini aldı, geri mi vermedi? Aman şaka yapmasan da olmuyor yani ha. Ya bilmiyorum, görmedim ben. Nereden göreyim? Yahu hala gelmedi. Bak bu evden işe diye çıkan, ondan sonra da ortadan kaybolan insanlara benzemesin bu. Bana niye soruyorsun? Bilmiyorum diyorum. Git işbirlikçin Dündar'a sor. Yani var ya sen de bu işi çok yanlış anladın ha. Ama ha normal tabii. Alihan'la takıla takıla paranoyak oldun. Ya senin niye iki lafından biri Alihan oldu acaba? Ne yapayım Zeyno? Yani Zeynep deyince benim aklıma Alihan geliyor. Ben bu olayı hala atlatamadım ya. Deme. Bir daha Alihan deme. Olur tamam demem. Zaten bundan sonra kendisi tıpta ex, dinde rahmetli, efendim biyolojide gübre, argoda Niyazi ve anılarda da mazi olarak yad edilecek kendisi. Evet Caner'cim. Hadi, hadi sana müsaade. Tamam ben kendim giderim. Yok, yok gerek yok. Ben kendim çıkarım. Kapa kapıyı. Tabii tabii tabii. Söyle lan şu patronun numarasını. Abi ezbere bilmiyorum ki. Telefona bakmam lazım ya. Ne oluyor lan burada? Heh, şimdi işte. Yine mi lan sen? Dağ başı mı lan burası? Gün ortası adam kaldırıyorsunuz. Bak birader, bu iş seni ilgilendirmez. Ufak ufak uzayın buradan yoksa bir mevzu çıkmasın. Çıkarsa çıksın. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Hemen bu çocuğu bırakıyorsunuz. Yoksa hiçbirinize gün yüzü göstermem. Ben paramı almadan kralı gelse alamaz bunu benden. Anladın mı? Ne kadar borcu varsa ben veriyorum. Bir daha tekrarlamayacağım. Çocuğu bırakın. Uyduk, işten de çıktık. Nerede arayacağız şimdi biz bu çocuğu? Ya niye anlamıyorsun? Arıyorum sabahtan beri, telefonu kapalı. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Kesin başına bir şey geldi ya. Aradın mı Lila'yı? Aradım, onunla da değil. Allah Allah, nerede o zaman bu çocuk? Gidelim evde arayalım bari, ne yapalım? Ay, 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 makam arabası da varmış. Buyurun efendim, buyurun. Zevzeklik etme. Hadi sen de bin, gidelim. Başına. Yahu tamam. Aradık konuştuk iyiymiş işte. Gelince anlatır ne olduğunu. Ya bu çocukken de böyleydi. Hala aynı. Bir insan hiç mi akıllanmaz, hiç mi değişmez ya? Geldi. Hı. Ne yaptın sen yine? Zeynep Hanım. Önemli bir durum yok. Bizim galeride bir itiş kakış oldu da. Emir de beni korumak isterken maalesef bir iki yumruk yedi. Aferin Dündar Bey, bravo. Hayatımıza girdiğiniz günden beri bela eksik olmuyor başımızdan. Ya Zeyno. Sen bir sus. Ya bizim silahtan uzak, beladan uzak normal hayatlarımız var. Yani bizi o iğrenç işlerinize alet etmeyin. Tabii Zeynep Hanım, bundan sonra biz daha dikkatli oluruz. Olmayın, dikkatli olmayın. Direkt hayatımızdan çıkın. Tamam mı? Ne yaptın sen ya? Hadi sen git. Arkadaşlarınla konuş, aranı düzelt. Biz sonra iletişiriz seninle. Eyvallah. Sağ ol. Hadi selametle Sansar Caner. Aferin. Bir mafyacılık oynamadığın kalmıştı zaten. Of ya Zeyno, öyle değil ya. Nasıl? Yalnız bu Dündar beni bayağı şaşırttı şu an ha. Bu olayın gidişatı değişir abicim, ben size söyleyeyim. Ya nasıl desem ki şimdi? Ya Dündar'la arkadaş olmak ne alaka? Bak hemen olaylara karıştırmış seni. Ya Zeyno öyle değil. Nasıl? Adam beni tefecilerin elinden kurtardı. Senden korktuğumuz için de söyleyemedik işte. Oh. Ne? Oh. Ne diyorsun
dedin ya sen? Ya ben dedim, ben dedim Dündar çok iyi biriydi ama dinlemediniz ki beni. Sakalım olsaydı keşke. Of. Ya Emir of. Yani sana mı kızayım, adama kızdım diye mi üzüleyim, ne yapayım şaşırdım artık. Of. Bak ağzımı patlattılar dudağımın her yerine. Şişt, oynama yaranla bakayım. Bir şey olmaz geçer. Çok kötü vurdular ama hep obalıya ya. Dön bakayım dön. Bak, bak dudağını patlak. Ama bir şey olmaz ondan. Kişi kırsalardı da o ağzına senin. Bakar mısınız? Buyur oğlum. Burada çalışıyorsunuz değil mi? Evet, bu bölgeye ben bakıyorum. Bu çiçekleri kimin bıraktığını gördünüz mü acaba? Bugün görmedim ama bayramlarda, özel günlerde bir bey gelir, burada bir müddet oturur. Her seferinde de bu aynı sarı gülleri bırakır gider. Nasıl bir adamdı bu? Vallahi benim yaşlarımda, beyaz saçlı. Biraz bekleteceğim. Bu adam mıydı? Evet, bu ya. Ne vefalı adammış. Ben 40 senedir buradayım. Bir kere bile aksatmadı. Hep geldi. Teşekkür ederim. Sen şimdi bu arabayı temizledin mi? Evet, tamam. Ver şüphesi. Ver. Ahmet. Zeynep Hanım. Dündar Bey, merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii, olur. Buyurun. Tamam. Çayla bize evladım. Hemen abi. İstediğiniz gibi. Buyurun, oturun. Dinliyorum. Dündar Bey, ben sizden özür dilemeye geldim. Yani ben bilmiyordum, sizi kıracak şeyler söyledim. Kusuruma bakmayın, ne olur. Önemli değil. Önemli canım, önemli olmaz olur mu? Yani siz gidip Emir'e yardım ediyorsunuz, onun borcunu ödüyorsunuz. Bir de üzerine benden azar işitiyorsunuz. Ön yargı kötü bir şey tabii. Ya öyle demeyin ne olur. Zaten çok utanıyorum kendimden. Yok canım, sizi üzmek için demedim. Takılmayın bu kadar canım, ne olacak? Dündar Bey, ben Emir'in borcunu ödemek istiyorum. Size borçlu kalmasın. Zeynep Hanım. Sizce ben bir kadının parasını alır mıyım? Yani... Dikkatinizi çekerim. Kadın dedim. Yani biliyorum ama ben yine de sormak istedim. Siz hiç merak etmeyin. Biz Emir'le aramızda mahsuplaşırız. Peki, tamam. Ya Dündar Bey, ben böyle kuru kuru özür dilemiş olmak istemiyorum ama. Yani en azından yemeğe davet etsem sizi. Yemek mi? Yine spesiyeliniz mi? Eğer siz beğendiyseniz ben yaparım seve seve. Size hiç zahmet olmasın. Yani hiç şey etmeyin. Bu sefer bir değişiklik yapalım. İsterseniz dışarıda yiyelim. Ne dersiniz? Olur, tamam. O zaman ben sizi harika bir yere götüreceğim. Olur tabii. Tamam. Vaktiniz varsa eğer çıkalım. Vakit var. Vakitten bol ne var? Buyurun. Tamam. Buyurun. Hoş geldin abi, ne alırsın? Bir ufak verir misin kardeşim? Başka bir şey ister misin abi? Gerekmez.
Bu saati şirketimden kazandığım ilk parayla almıştım. Şimdi de erime hediye edeceğim. Sence nasıl? Annemle Halit'in ilişkisi olduğunu biliyor muydun? Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Bunları duyacağıma ölseydim keşke. Defol git evimden. Aliyan sen kendinde misin? Kime karşı savaştığının farkında mısın sen? Benim nikahlı kocam. Zeynep Hanım, misafiriniz geldi, buyurun. Bu işte benden daha hevesli olan da varmış. Burayı ben İstanbul'a ilk geldiğimde keşfetmiştim. Ne zaman moralim bozuk olsa buraya gelirim. Çok güzel bir manzarası var. İyi günler. İyi günler. Biz şöyle bir yere geçelim mi? Tabii, olur. İsterseniz böyle geçin. Özel bir şey konuşmayacaksanız tabii. Özel bir şey konuşacağız. Eminim öyledir Zeynep Yılmaz. Ne demek o? Şu demek, madem yakın arkadaşsınız, özel olarak konuşacağınız şeyler olabilir. Gidin konuşun demek. Tamam, hadi gidin konuşun şimdi. Biz sadece arkadaş değiliz Dündar'la. Erkek arkadaşım. Ne alırdınız? Ya merhaba, taze balığımız var mı? Var, levrek var. Tamam, levrek yer misiniz? Olur. Biz levrek alalım. Kusura bakmayın. Ben sizi böyle bir şeye alet etmeyi hiç istemezdim. Yani ben böyle yalancı biri de değilimdir aslında ama... işte nasıl hale geldim bilmiyorum. Önemli değil. Nedenini bilseydim keşke. Biz eskiden Alihan'la birlikteydik. Sonra o gitti, başkasıyla evlendi. Biz de ayrıldık. Anlamadım. Sizinle beraberken başkasıyla mı evlendi? Evet. Vay. Yani bu çok uzun bir hikaye aslında. O yüzden özetle ben öfkeme yenildim. Canını yakmak istedim. Zeynep Hanım, eğer siz gerçekten canını yakmak istiyorsanız orasını ben halledebilirim. Ha, yok yok, ben yani fiziksel şiddete karşıyım. Gerçi sizinkisi daha beter. Ayağın acısı bir iki güne unutulur da kalp ağrısı bir ömür geçmez. Ya ben böyle intikamcı biri değilim aslında.
merak etmeyin. En kısa zamanda da doğrusunu söylerim ben. Düzeltirim bu meseleyi. Kendimi zaten çok rahatsız hissediyorum. Ya siz de rahatsızsanız eğer Dündar Bey, yani kalkabiliriz. Oturmak zorunda değilsiniz. Zeynep, ben sizi anlıyorum. Gerçekten mi? Bence haklısınız kızmakta. Yaptığınız az bile. Peki bu, yani bu herif ikinizi birlikte mi idare etmiş? Nasıl olmuş bu olay? Sizin gibi bir kadın aldatılır mı ya? Ama siz de üzülmeyin o zaman. Yani artık deneyeceğim nasıl yapacaksan bunu. Of, bir de şimdi bunun doğrusunu açıklamak var. Yani yalan söylemenin en kötü yanı bu. Buyurun. Teşekkürler. Zeynep Hanım, ben size yardım etmek istiyorum. Dündar Bey, bana daha ne yardım edeceksiniz? Zaten emir için yaptıklarınız bile yeter. Yok, öyle değil. Bu konuda. Bu konuda mı? Diyorum ki gelin biz bu yalanı sürdürelim. Biz? Evet. Siz bu adam üzülsün istemiyor musunuz? Dövelim diyorum, dövdürtmüyorsunuz. Madem öyle isterseniz intikamınızı böyle alın. Yani nasıl olacak o şimdi, bilemedim. Sahtekarlık olmaz mı? Evet, biraz olur ama o kadar yalandan da kimse ölmez. Anladığım kadarıyla siz bu adamdan uzak durmak istiyorsunuz. Ben varken yanınıza da yaklaşamaz. Yaklaşamazsın zaten. Ya iyi olur aslında da. Ne bileyim, kimseye söylemememiz lazım. Biz söylemezsek kimse de bilmez, değil mi? Yani aslında Caner'i inandırsak yeter ama. Bence deneyelim. Diyorsunuz. Size bırakıyorum. Dündar Bey. Kabul ediyorum. Haklısınız. Yapalım mı diyorsunuz? Aynen, yapalım diyorum. Peki. Ama kimsenin bilmemesi lazım. Yani ben bir tek Yıldız'a söylerim. Çünkü biz birbirimizden hiçbir şey saklamıyoruz. Nasıl isterseniz. Tamam. O zaman buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.